Açık oynamadayız, buyursunlar. Yani 8'den aşağı beklemiyorum. Eğer 8'den düşük verirlerse hakkımı helal etmiyorum. Yarın ve 2 gün var. Yemin ediyorum 3'te 4 veririm. Evet, Şampiyonlar Ligi haftasında şampiyonların şampiyonu seçmek üzere çıktığımız bu yolda bugün de Funda şansını aradı. Şimdi onu siz puanlarınızla ne kadar şansı var onu belirleyeceksiniz. Yine 3 ila 10 arasında puan kullanmanızı rica edeceğim. Çünkü eksiği yoktu. Masası ve menüsü tam olarak karşımıza çıktı. Buyursunlar. Ben öncelikle bir şey söylemek istiyorum Zülay Hanım. Şimdi diğer 2 güne nazaran yanlış anlamayın lütfen. Olmuş mu olmamış mı tabii takdir sizin ama 2 güne nazaran en beğenilen ana yemek benimkiydi. Ha pastırmalı veya değil. Siz de vişneli kuru dolması önümüze getirdiniz. Orijinalini getirmediniz. O zaman vişneli getirmesin. Orijinal. Ben pastırmalı diye belirtmişim ya onu demek istedim. Orijinal vişneli patlıcanlı olması. Tamam ama yöresel bir yemek ya bu. Hanımefendi şunu söylüyorum. Vişneli kuru patlıcanlı olması. Neyse çok özür dilerim. Hayır çok özür dilerim. Söylüpsek özür dilemeyin hayır, o zaman. Hayır şunu söyleyeceğim lafımı bitireyim uzatmayayım diye dedim. Çünkü yani ona göre elinizi vicdanınıza koyarsanız çok rica siz ediyorum. Siz koydunuz da biz koyalım. Ben koydum. Tabii, sizin tabii. Ana yemeğiniz de benim ana yemeğim bir değildi. Doğru. Peki. Şimdi yazabilirsiniz puanlarınızı buyursunlar. Ordör tabağıyla başladık. Ardından elmalı, cevizli bir salatamız vardı. Semiz unlu. Yanında el açmış peynirli börek. Beef Wellington. Yaz meyvesi, yaz meyveleriyle yapılmış bir salata. En sonunda da Antep fıstık sarması tatlısıyla bitirdik. Siz de puan vermeyi bitirdiniz gördüğüm kadarıyla. Değiştirmek isteyen var mı? Az verdim, çok verdim diyen yok. Peki, değiştirmek istemiyorsanız ben de açık oynamayı başlatıyorum. Karışmam. Gönül'ün puanıyla başlayacağız ilk olarak. En düşük kaç bekliyorsun? Yani ben 8'den aşağısı gelirse... Faruk Bey sizin için söylemiyorum. Siz 4-3 dediniz zaten. 8 diyor ya. Hiç önemli. Sanki hepsi tab olmuştu. 10 verelim bence. Ama anladım. Yarışmacının şeyidir bu bekler bekler. Tabii, tabii, ya ben sadece gönlümden geçeni söylüyorum. Gönlünden 8 geçiyor. Öyle yani bakalım. 8'den düşük demek istiyorum. Beklemiyorum. Kabul etmiyorum. Peki. Yani. Peki gönlünden geçeni gönül vermiş mi bakalım Funda'ya? Evet Gönül aç ve söyle lütfen puanını bize. Puanım 5. Hiç şaşırmadım. Ama ana yemek ve salata başka hiçbir şey zaten yok. Zaten ana yemek işte. Ama ana yemek, salatayı ana yemek. Sadece ana yemeği. Tatlın yok, tamam, ördörün yok. Tamam bir şey söylemiyorum Gönül Hanım. Siz de yarışacaksınız. Tabii ki ben de yarışacağım ama. 5 çok düşük değil mi ya Gönül? Hayır Suel Hanım. Aa. Yani Faruk'tan ben daha mı kötüydü? Evet, ondan da daha iyi değildi. Arada kaldım o yüzden 5 verdim. İkisine çünkü haksızlık yapmamak için. Ezeli rakip olarak gördüğü için o yüzden. Arada kalmamak için, haksızlık yapmamak için. Ama 5 çok düşüktü ya Gönül buraya. Yani şimdi kendinizi elmalı salatayı beğendin. Oyunu, etin de hoşuna gittiğini söyledin. Ordör tabağında hiçbir şey beğenmedin. Hayır, Haydari güzel dedin hayır, sen. Hayır ben evet. Demedim. Deniz Bey dedi. Ha Deniz, Haydari'yi de beğenmedin. Peki şey? Poğaça yapmıştı Zuhal Hanım. Börek değildi. Tatlı hamurdu Zuhal Hanım. Poğaçaydı, güzel değil miydi? Ama poğaça söylediğin önüme gelmedi. Börek tamam. Değildi. Tamam tamam önemli değil. Sonuçta yine geçti. De 5 çok düşük olmadı mı ya? Ama o ben ona da... hak veriyorum çünkü korkuları var haklı olarak. Asla. Rakip gördüğü için herhalde, asla. Herhalde. Asla. Tek rakip gördüğü benim çünkü. Asla. O yüzden yanlış düşünüyorsun. Çok iyi düşünüyorum ama asla. Önemli değil. Yanlış siz de yarışacaksınız. Tabii ben de yarışacağım. Ama zaten şimdi iki tane şey beğenmişsin. Biri ana yemek, biri de salata. 5 nedir ya? Ana yemeğin puanı kaç puan senin? Zuhal Hanım, bir de sonra da yanlışları olduğunu... Çok özür dilerim. Zaten dedi ki ben 6'dan başlayacağım dedi. Korkusu, evet. Korkusu buradan başlıyor. Şampiyonlar Ligi'nde. Ben şu an kendimi birinci zaten ilan ettim. Evet, siz, asla evet. Asla ben zaten Gönül Hanım puanıyla kendim birinci olduğumu tamam, asla devam etmiyorum. Şampiyon belli. Ama Deniz, Deniz Bey'den daha iyi değildin. Bundan da arada kaldın. Asla Faruk. Asla Faruk ve Deniz'den arada kaldığın tamam, için verdim. Haklısınız. Ben 6 vermiş olsaydım haksızlık yapacaktım. Ama evet. Gene de bak hani risk almış iki tane şeyi uğraştırdık. Gerçekten. Emeklerine de bir puan artı veremez miydin? Veremez. Kadar mı yani? Veremezdi, korkuları vardı. Asla tabii. Korkmuyorum. Ama korkuları olsa daha fazla yüksek verirdim. Beğenmez daha miydi? Fazla verirdim. Vermez. Ters orantılı bir vermez. Bilmiyorum. İkisi de yapıyorlar bazen. Vermez. Kimisi rakip görünce düşük veriyor, kimisi de hep yüksek veriyor size kendi gününe kadar. Bilemeyiz tabii. Gönül için öyle demiyorum da. Allah aşkına. Bilemiyoruz. Peki. Devam etmek durumundayız. Deniz'in puanı var şimdi sırada. Evet Deniz, senin de puanını görmek isteriz. 6 puan veriyorum. Teşekkür ederim. Funda Hanım'a.
yorum yapabilir miyim? Tabii ki istersen. Gönül Hanım'a katılıyorum. İkimizin arasındaydı. Faruk Bey'inki benim için kötü bir yemekti. Benim kendime oranlıyorum. Kendiminki sizden daha iyiydi. İkisinin arasında... Hayır, şöyle söyleyeyim. Benim daha iyi değildi bu menü ya. Deniz Bey, sizin ana yemeğinizle dibi tutmuştu Faruk Bey'de. Doğru. Faruk Bey de dibi tutmuştu ya. O evet. Dip tutması değil, kırma... Yok yok, yanlış. Sizde de vardı. Sizin etinizde yani de vardı. Yani işte bir dakika, dibi tutmuştu. Ve benimki sizinki kadar basit de değildi açıkçası. Yani hani böyle katman katman sardık ve beğendiniz. Zor bir yemek, ben ona söyledim zaten. Yani. Olmamıştı. Hayır, siz de mühürlediniz. Mühürledim. Siz de sosa ama koydunuz. Ama ben kaç kere sardım onu, kaç siz şeye sardım. Milföye sardınız, ben de milföye sardım. Sosunu... Köz domatesle kendim közledim, biberlerini közledim, kremayla ayrı bir sos yaptım, onunla birleştirdim. Ben de onları mantarla, onlara sardım, mantara, peki, cevize. Tamam. Şimdi tariflere geçmeyelim, Faruk'a geçelim. Bakalım kaç geliyor. Evet Faruk, öğrenelim bakalım kaç vermişsin. Puanım 4. Aa, olmadı şimdi ya. Ama 8'i burama yazmıştım. Canı sağ olsun. Ne o eline 8? 8 istemişti ya. Eli beyazdı bunu. Ay artık konuşmak istemiyorum. Yani 4. Neden? Kolayı beğendim. Bir bu. Kolayı mı? Evet, şeyi beğendim. Gerçekten ben hiçbir şey beğenmedim ama. Elmalı salatasını da mı beğendin? Hiçbir şey beğenmedim ben. Beğenmeyeceğim diye gelmişti zaten. Yo, beğenmedim çünkü benim için ekstra yenilikçi bir menü değildi ve lezzeti yoktu. Hiçbir şey özlenilmemişti. Ama 4 asla. 5'e düşürdük. Ben veremezdim. Yani çubuğa sosis bandırmış getirmiş yani. Ya 4 tabağı ben ona sosladım ama çubuğa batırıp getirmedim. Ekstra bir sos yaptım. Beğendim beğenmedim. Bir şey diyemem ama onu sosise batırıp sunum getirmedim. Sunum vizyonunuz sıfır. Hiç ay evet, gördük sizin sunumunuzu. Sarıp iki tane eti önümüze getirmiş. Ama 4. Ya bu hafta benim görmeyin en son umduğum puan 4'tü. Daha yani. Çok göreceksiniz. 3'leri 4'leri. Ben söyleyeyim. Bakalım yapamazlarsa onu da vereceğiz ben. Ben söyleyeyim yani. Yani olma, 4'lük asla değildi. 5'lik de değildi. 4'lük hele hiç değildi ya. Haksızlık oldu Faruk. Hayır. Üzgünüm ama yani gerçekten beğenmedim. Bir bardak suyumu da içtiyseniz helal etmiyorum. Etmeyin canım. Etmiyorum. Deme sen öyle deme. Ama o kadar uğraşmışım ve ana yemeğim. Evet, emekli. Gönül Hanım tarafından hadi o da bir şey demeyeceğim de. Ama 5 puan da çok kötü değil ki. Tamam ben size 3 verince görürsün iyi mi kötü. Olmaz ama. Helal etmiyorum. Gerçekten ama çekiliyorum olmaz. O zaman yarışmadan zorla. Ben de çekileyim kasıtlı o zaman. Kasıtlı bir saniye. Şekilde... Kasıtlı. Bu ne demek Allah ya? Allah ya. Ana yemeği ben kötü yaparsam bana 3 verebilirsin ama şu anda veremezsin. Sen bu niyetle bunu böyle ayan beyan söylersen bunun Olmaz yolu başka yani. Yerlere gider. Başka yani. Yerlere gider. Kasıtlı o zaman sana hakkını helal etmiyor. Ben de etmiyorum. Sen de ona deme. Sen de 4 vererek çok büyük haksızlık. Ama canım beğenmedim ki hiçbir şey. Ayrıca ama şimdi beğenmedim diyeceksin tabii ki puan vermek istemiyorum. Hayır yok zaten beğenmedim ama ekstra yeni... Kim beğendi? Herkes beğendi. Et yanlıştı. Ama 6 var, 5 var. Et yanlış değildi beyefendi. Ben size başka bir şey söyleyeyim de getirmedi. 8 vardı, 4 mü var? Yani arasında bir puan var. 4 ile 5 arasında ya bir evet, puan var. Ya evet ama 4 yani. De hiç değil. Her bir puan her şeyi çok etkiliyor ya biliyorsunuz. Çok kötü gibi oluyor 4. Yani hiçbir şey tabii, yememişiz gibi zaten oluyor. Zaten 3'ten başlıyor. Ben eksik menülere 4 veriyorum. Benim gayet dediğim eksik gayet olur. Menüsü... 5 vermişsiniz. Bak 4'ü nasıl verirsin biliyor musun? Allah korusun eksik olur. Bir tane bir şeyini getirmez veya 2 tane bir şeyini. Tamam 4 verirsin. Kimse de bir şey diyemez. Eksik var dersin. Ama şöyle bir durum da yok. Yani sonuçta uğraşılmış İçim bir emek var. İçim çok rahat var. Benim. O kadar rahat ki çok bence mutluyum. Bence sizin gibi bir insanın için rahat olmasına bir şey demiyorum ama Gönül Hanım bence nasıl yapacak? Yani sen bana 3 verecektin. Senin için aynen, rahat mı? Evet şu an çok olamaz yani. Şey. Böyle bir şey kabul edilemez. Ben eğer kötü yaparsan bana 3 verebilirsin, 2 verebilirsin ama benim menüm lezzetliyse tamsa asla kabul etmiyorum. Ben peki. De kabul etmiyorum. Hı. Kabul etmiyorum. Evet. Herkesin puanını gördükten alttan sonra bir konuş. Alttan başlayacağım deyip yani 8, sana kaldı. 8 veren olduysa ben sana 5 verirsem tamam dersin ki Gönül işte sen haksızsın. Şimdi herkesin puanını gör ondan peki. Sonra benimkini. Bedir'in puanını görelim o zaman. Bakalım bütün ümitler Bedriye'de. Evet Bedriye, sen de canı paylaşır mısın bize verdiğin puanı? Funda Hanım'a benim puanım 6. Elinize emeğinize sağlık. Evet. Valla keşke 4'ü 5'i görmeseydik. Eline emeğine sağlık. Tabii ki herkes gibi olan şeyler vardı, olmayan şeyler vardı ama hiç yani gerçekten de üzüldüm. Eline emeğine sağlık. Afiyet teşekkür olsun. Ederim. Yarın kimdeyiz? Bendeyiz. Ah Bedriye'deyiz. Yarın buyurun bakalım İnşallah. Neler gelecek bizim önümüze. Nereye? Ay pardon çok özür dilerim. Tamam sakin ol. Evet. İyi akşamlar efendim.